olabilir diye. Ya yani. Yaba... Hiçbir birle alakası yok onların ya. Yani. Yabancıya tabii, tabii. gitmemiş İsmail. Biraz öyle ama farklı insan. <laughs> Mevza çiçek. Şimdi şöyle yani ya yani İYİ Parti ile ilgili ben ilk günden itibaren şu düşüncedeydim. Hani çok kızdılar söyle. Ben İYİ Parti'nin yani Türkiye'de şöyle seçmenin vicdanına seslenme var ya. <laughs> bazen şimdi bu yeniden Refah ve AK Parti için de konuşuyoruz bunu. Hani ortaklık yaptığınız birisine 5 gün sonra çıkıp ya arkamda beni hançeliyor dediğinizde insanlar size tipik olarak şunu soruyor. Kardeşim 5 gün önce neydi de 5 gün sonra ne oldu? Yani 5 gün önce iyi olan neydi de 5 gün sonra kötü olan ne oluyor? Şimdi ben iyi Parti bu kararı aldığımda Sayın Akşener'in için bu kararın İsmail de biraz önce söyledi. Yani siyaseten bir var olma, var olmama mücadelesi olarak görüyorum. Çok açık. Eğer bir kazanç durumu olursa Sayın Akçener liderini pekiştirir. Kazanç durumu olmazsa zaten bunun sorgulanacağı siyaseten herkes tarafından bilinir. Ama yerel seçimde İstanbul ve Ankara açısından İyi Parti'nin durumu şuydu. Şimdi siz Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişsiniz. Ve bunların bu ülkeyi yönetebileceği ile ilgili kendi tabanınıza ve Türkiye'ye bir söz söylemişsiniz ve hatta masadan kalkmanın gerekçesi olarak da insanlar bunu görmüş. Bu mudur değil midir ayrı tartışma. Bunu görmüş. Yani siz bir şey dayatmışsınız. Onlar size bir şey dayatmışlar. Ve karşılığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun dayattığı şey, çünkü Sayın Akçan öyle söylüyor, o kabul edilmiş. Ve yerel seçim başlayınca diyorsunuz ki, ya aslında Cumhurbaşkanı'na layık gördüğüm bu insanlar belediye başkanına bile layık değil. Şimdi tabii o haklı olarak seçmen bunu sorgulamaya başladı. Bu hatırlarsanız Sayın Akşener birkaç yerde kızdı. Seçmenle bir diyalog oluşturdu ve bunun negatif etkilerini görmeye başladı. Şimdi tabii ki İyi Parti CHP için kurulmuş bir parti değil. Yani bunu söylemek herhalde siyasetten doğru bir şey de değil. Ama burada ben İyi Parti'nin şöyle bir stratejik hata yaptığını düşünüyorum. Şimdi seçmen bütün Türkiye genelinde sayın Akşener'den bunu talep etmedi. Yani bu soruyu da sormadı. Hani İstanbul ve Ankara'daki durumu farklı gördüğü için, orada Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı gördüğü için onun üzerine gitti ve ben olsaydım İyi Parti'nin yerinde İstanbul ve Ankara'da kendi partimin geleceği açısından adayı çıkarmazdım. Nedeni şu, daha pozitif bir enerji oluşturacağına inancım için. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Yani istatistiklere çok bakmıyorum. Sadece insanların vicdani durumlarına bakıyorum. Yani çünkü e, hakikaten siyaseten böyledir. Yani şimdi yeniden Refah ve AK Parti arasındaki en büyük sorun ne? Ne söylerseniz söyleyin dönüp insanlar e, kötü ise niye yanındaydı sorusunu soracaklar değil mi? Haklı olarak da bunu soracaklar. O anlamda İyi Parti keşke İstanbul ve Ankara statüsünü ayrı oluşturmuş. Son ana kadar öyleydi zaten. Ha, ayrı oluşturmuş. Kadar... Ayrı oluşturmuş. Olsaydı. Şöyle oldu. Özü başına kararı alan PMD Meral Hanım dedi ki önce e, özü başına kararını oylayacağız. Sonra İstanbul ve Ankara'yı haricen Aynen. oylayacağız. O ikinci oylama hiç geçilmedi. Şimdi dolayısıyla da ben bunun stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum İyi Parti açısından. Ama Anadolu'da kişiler üzerinden çok ciddi anlamda kendi varlığını tutturabilir mi? Bunu seçim sonrasında göreceğiz. Ama bir gerçek var. O gerçek de şu. Şimdi Zeydan Başkanım kızıyor da yani e, herkes de şunu biliyor. Eğer bazı yerlerde AK Parti ve CHP arasındaki makas daralmış. AK Parti CHP'nin güçlü olduğu yerlerde o makası daralttıktan sonra ben de varım diyebiliyorsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi orada oy geçişkenliğinin iyi parti tarafından sağlanmış olmasıdır. Yani istatistik olarak bu böyle. Şimdi şunu sormak lazım. İstatistik olarak %12 değil, %5 değil, %10 diyelim. Şimdi Adana'da İyi Parti adayı, rahmetli Türkeş'in kızı %10 oy alıyorsa, ya bu %10'un oyun, herkes siyaseten bilir ki İyi Parti'nin alacağı oyun büyük bir kısmı CHP'nin oyudur. Büyük bir kısmı milliyetçilerin oyudur. En az oy alacağı yer AK Parti'dir. Şimdi bu istatistik olarak böyledir yani bilinir bu. O nedenle kimsenin kızmasına gerek yok. Yani burada seçim kaybedilir, kazanılır ayrı bir şey ama realitede şu var. Realitede şu an İyi Parti bir varlık mücadelesi veriyor. Bu varlık mücadelesiyle birlikte Anadolu'da kendi adaylarını çıkardı. Ama ben olsaydım İstanbul'u Ankara'ya ayrı tutardım. Şimdi Ankara ayağında da şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten İsmail bahsetti. Yani ben kişilere çok girmek istemem. Hiçbir zaman için değişim çok olmuyor. Ya birçok belediyede şimdi bakıyorsunuz mesela parti üst düzey yetkililerinin ve adaylarının eşleri çalışıyor. Bakıyorsunuz. Veya yönetim kurulu üyeliklerinde onlar çalışıyor. Mesela Suat Pamukçu üzerinden söylediğinde ne dedi İsmail? Oldu şurada şurada dedi. Ya şimdi etik olmak gerekiyor. Etiklik de şu. Şimdi tabii ki oğlunuz kızınız sizden farklı bir siyasi tavır belirleyebilir. Farklı bir yola girebilir. Ben buna bir şey söyleyemem. Ama kurumsal olarak bir partide yöneticiyseniz, kurumsal olarak başka bir partinin çatısı altında iş yapıyorsanız bu etik değil, bu doğru değil. Ahlaki değil yani. Bunu kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun ifade etmek lazım. Kişilerin iyiliği, kötülüğü üzerinden söylemiyorum. Bu iyi Parti'nin şu an oluşturmaya çalıştığı yol haritasıyla da ayrı bir şey. Yani siz kalkacaksınız. Mesela ben geleceğim sözcüğü kötüleyeceğim. Her yerde sözcüğe vuracağım. Sonra gelip burada yayın yapacağım. E bana sormazlar mı? Sen niye buraya geldin kardeşim? Madem emin değilsen burada, madem niye kötülüyorsan, niye geldin sorusu sorulmaz mı? E şimdi yolsuzluk yaptı diyorsunuz Mansur Yavaş'la ilgili ki. Şunu söyleyeyim. Bence iletişim fakültelerinde ve iletişimde Mansur Yavaş'ın seçim stratejisi bence ders olarak okutulmalı. Bakın son 1-2 haftaya kadardır böyle yaygın medyaya çıktı. Çok fazla konuşmuyor. Tabii, tabii. Çok fazla polemiğe girmiyor. Mesela Zayağı Sayın, Sayın İmamoğlu'nun şey, seçim lütfen. stratejisiyle Sayın Yavaş'ın seçim stratejisi çok farklı. Sayın İmamoğlu daha çok ulusal ölçekte hareket ediyor. Sayın Yavaş daha çok yerelde kalmayı tercih ediyor. Ve çünkü oradaki başarı ona göre o. Ve orada getiriyordu o başarıyı. Ben e, anketlerde şu an önde olduğu söyleniyor. Ben aldığım hava da o. Yani kimse kusura bakmasın şu an ortaya çıkan tablo da o. Hani ben oranı bilmiyorum. 5 midir, 6 midir, 2 midir falan ama psikolojik olarak o üstünlüğü Sayın Yavaş'ın tuttuğunu söyleyebiliyoruz. İyi Parti açısından şimdi kullanacağı dilin bundan sonra ki ben sanırım Murat Çelik kullandı. Yani 2028'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ayrımı yaptı orada. Ee, ben de evet. onun şu an yazılması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani bazı şeyler çok erken söyleme noktası olunca ya işte hemen fitne, fesat işleri falan deniyor. Hayır. Siyaseten bu başka bir noktaya gelebilir. Yani e, artı tabi belediye meclis üyelikleri meselesi çok konuşuluyor. Sayın İmamoğlu açısından da, Sayın Yavaş açısından da bu böyle. E üçüncüsü de siz şimdi bir insanı yolsuzlukla suçluyorsanız belediye meclis üyeliğinde üstünlük tırnak içinde söyleyeyim rakiplerinde yani kusura bakmayın hani bu şu ana kadar ne yapıldı veya ne önerge verdiğini sorusun gündemini beraberinde getirir. O nedenle ben o stratejinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Israrla yani altını çiziyorum. Bugün CHP'nin birçok ilde yani elinde olduğu ve birçok yerde ben İyi Parti'den kaynaklı olarak CHP'nin seçimi kaybetme olasılığını çok yüksek görüyorum. Bazı yerlerde seçimi kazanacakken kazanamayacak. Mesela Balıkesir gibi Hani kazanamayacak cümlesi belki çok iddialı olur. Kazanamayabilir olarak değiştirin onu objektif. Kazanamayabilir. Diye. Evet, zarar gelmesin. Şimdi dolayısıyla da ama mesela Adana kısmında ben riski görüyorum. Antalya'da ben bu riski görüyorum. Ben Edirne'de bu riski görüyorum. Ben Hatay'da bu riski görüyorum. Ben görmüyorum. Esasın... Eski şehirde bile sınırda es... geziniyor Abi, ya ben eski esasında. Şehir yani. Ben bunu riski görüyorum dediğim şey, ben 17 ankete bak. Bu Suat Bey'in FETÖ meselesi görüştüğüm bütün AK Partililerde de birçok AK Partili'de de Milli Görüş Camiası'nda da çok derin böyle bir yarık oluşturdu. Çünkü şunu söylüyorlar hani kişiyi kastetse anlaşılır. Fakat yani Milli Görüş davası ki FETÖ ile en mesafeli olan davadır. Bunu hem Fethullahçılar söyler hem AK Partililer söyler. Dolayısıyla da böyle bir yakıştırma ciddi anlamda hani oya dönüşür mü bilmiyorum ama çok ciddi bir hayal kırıklığı uğrattığının altını çizeyim. İkinci mesele ben iyi takip ediyorum. Yani yeniden refah çok uzun süredir iyi takip ediyorum. Hatta yarın iftarları var. Geçen de tanıtımlarına falan gittim. Şimdi şöyle bir şeyi çok e, öngörüyorlar ve söylüyorlar. Diyorlar ki ya şimdi biraz önce Murat Bey de söyledim. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimde çekilmeseydik Sinan kadar oy alırdık. Sinan, Sinan Oğan. Sinan Oğan. Birden sonra hatırlayamadım. Sinan Oğan kadar oy alırdık diyorlar. Şimdi biz çekildik ve Cumhurbaşkanı burada aslında onu koyduğunda seçilemeyecek noktadaydı. Bir nevi şunu söylüyorlar. Ya diyorlar ki biz orada fedakarlığımızı yaptık. Biz orada 100 bin imzayı rahat toplayacağımızı zaten kamuoyuna gösterdik. Ve biz çekildik. Niye çekildik? Ya Cumhurbaşkanı bir ittifak yaptık Bu o ittifak neticesinde gereğini yaptık. Şimdi siz İstanbul'da, Anadolu'da, bazı yerlerde eğer gerçekten bir ittifak yapmak istiyorsanız sanırım bir şeyle gelmeniz lazım diyorlar. Baştan itibaren aldığım için söylüyorum. Peki neyle gelindi? Şimdi bakıyorsunuz işte 100 ilçe deniyor, büyük şehirler deniyor karşılıklı olarak bunlar yalanlanıyor vesaire. Evet sonuçta bir siyasi pazarlık var. Siyasi pazarlık olmadığını söylemek mümkün değil ama bir şeyle gidildi mi sorusu bence önemli. Bir şey. Şimdi yenilen refah bir şey istedi. Tamam. AK Parti ne verdi sorusunun cevabı yok. Neyi teklif etti sorusunun cevabı yok. Şimdi objektif konuşmak Fatih lazım. Bahadır er Bakan diyor ki belediyemiz üyeliğindek bir şey. Hayır. Şey yok yani değil. o iller karşılığında <laughs> İstanbul özelinde o zaten ifade edildi. E peki şimdi Hani belediye meclis üyeliği böyle bir pazarlıkta çok samimi bir şey midir? Hani siyaseti bilen herkes için samimi olmadığı net. Peki neydi mesele orada? Aslında öngörü şuydu. Ya yeniden refah partisi büyük oranda bu atılımını yapamaz. Bir şekilde bir noktada durur ve biz onu kontrol ederiz. İkincisi de yanlış hesap şuydu. İstanbul'da ya bize kızanlar bir adres arıyorlar. Sayın İmamoğlu'na gitmesin bu adres. Sonuçta yeniden refah olduğunda bu adresi yeniden refah partisi de olabilir. O aslında bizim işimize de gelir denen ikinci bir hesap vardı. Şimdi bu iki hesap da doğru hesap değil. Neden doğru hesap değil sorusunun cevabı... Şimdi birincisi AK Parti'de ilk defa AK Parti'den kopanların gidebileceği bir parti oluşmaya başladı. Şu ana kadar AK Parti'de siyaset yapanlar herhangi bir reaksiyon gösterdiklerinde gidebilecekleri parti yoktu. Evet. Ve bu yeniden refah olarak yerel seçimlere de çıkmaya başladı. Şimdi dikkat ederseniz zaten mevcut adayların birçoğu... Aslında AK Parti ile siyaset yapmış insanlar. Yani sonuç itibariyle de onlar şöyle söylüyorlar. Bizim diğer şubemizde siyaset yapmış insanlar. Şimdi mesela Urfa'da Kasım Gülpınar, ben ilk günden itibaren hep ifade ettim ki İsmail e, Fatih Bey ile görüşürken orada bir cümle kullandı. Versinler Urfa'yı, alsınlar İstanbul'u. Ver Urfa'yı, al İstanbul'u. Şimdi bu aslında ilk basını benim dile getirdiğim bir husustu. Sebebi şu. Şimdi çok tıkanıklık vardı. Tıkanıklığın neticesinde yeniden Refah üzerinde müthiş bir baskı var. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Yani sadece İsmail'in bahsettiği baskılar değil. Yani birebir görüşmelerde veya sahaya çıktıklarında bir ara hatırlar mısınız? Altılı Masa'dan dolayı saadete yönelik böyle Tabii. çok ciddi bir taarruz vardı. Aynı taarruzu şu an yeniden Refah üzerinden şöyle söylüyorlar. Ya İstanbul sizin yüzünüzden kaybedilecek. Şey söylenmiyor yani Türkiye'nin genelinde şu olacak falan değil. Ya İstanbul sizin yüzünüzden kaybedilecek ve onlar da şunu söylüyorlar. İstanbul bizim yüzümüzden kaybedildiğinde biz AK Parti'nin çok ciddi bizi baskılayacağını biliyoruz. Fakat biz yeni bir yol da üretmek zorundayız. Siyasetten 2028'i de düşünmek zorundayız ve daha önemlisi diyorlar ki yani bir pazarlıkta bizim teşkilatlarımızı anlatacağımız bir şeyin olması gerekiyor. Bu pazarlık süreci bitti mi? Ben Fatih Bey'den de anladım. Aslında süreç bitmedi. Neden bitmedi? Sorusunun cevabı peki nasıl olur? Sorusu gelecek. Formu şöyle Deniyor ki yerine Refah Partisi Urfa'yı alırsa yani Kasım Gülpınar AK Parti Kasım Gülpınar'a Urfa'yı bırakırsa İstanbul'da yerine Refahçılar giderler belediye meclis üyelerinde kendi adaylarına verirler. İlçelerde kendi adaylarına verirler ama büyük şehirde AK Parti'nin söylediği Murat Kurum'a verebilirler tarzı böyle bir pazarlık masası hala duruyor. Hala. Hala duruyor ama. Seçim 17 gün kala. Ben bir şey söyleyeyim ben hep söylüyorum. Yani bu şimdi şöyle gerçekçi konuşma adına. AK Parti. Bu yeni Refah Partisi seçmeninin olduğu gibi AK Parti'ye <laughs> vermesi anlamına gelir şimdi, mi? Şimdi oraya geleceğim. o kararı İki şey, iki veren şey konuşuluyor bunun içerisinde. Ve bu siyasi şantaj kelimelerinden şey sonra. Birincisi İsmail'in bahsettiği yani yeni Refah içerisinde İsmail'in bahsettiği deniyor ki kardeşim bu gitmezse ne olur? Orada da şunu söylüyorlar. Kardeşim gitmezse biz belediye meclis üyelerimizdeki oyumuza bakarız, ilçedeki oyumuza bakarız. Gitmezse de biz deriz ki ya işte gördüğün gibi olmadı. İkinci kısım Peki biz bunu yaptığımızda bunu gerçekten İstanbul'da anlattık ama Türkiye çapında bunu anlatabilir miyiz? Partinin geleceği açısından belli yerlerde uzun vade içerisinde bunu anlatabilir miyiz tarzı bir yaklaşım var. Dolayısıyla da yeniden refah içerisinde de aslında siz Doğan Bey'i söylediniz. Şimdi evet. Doğan Bey e en sert eleştirileri getiren parti Genel Başkan evet. Yardımcıları'ndan bir tanesi. Yeniden refah içinde de farklı anlamda düşünen kesimler var. AK Parti'de olduğu gibi ben ısrarla hep şunu söyledim. Yani bu iş aracılarla olmamış olsaydı... Böyle direkt görüşmeler olmuş olsaydı belki beni bir noktaya gelirdi. Ama şunu ifade edeyim. AK Parti yeniden refah üzerinde kuracağı baskının onda ciddi anlamda ters tepeceğini görmeli. Sebep şu, şimdi yeniden refah tabanı, yeniden refah seçmeni altılı masaya gitmiş bir seçmen değil. Cumhur İtfaa içerisinde kalmış bir seçmen ve dolayısıyla da sade seçmeni suçladığınız gibi suçlayabileceğiniz bir seçmen değil veya onu bir şekilde alıp bir köşeye sıkıştırabileceğiniz bir seçmen değil. Ha şunu söylersiniz ya çok büyüdü. 500 bine yakın üye var. Çok ciddi büyüdü. Bu seçmen hepsini bir şekilde kontrol edemez tarzı yaklaşım içerisine gelirsiniz. Ama AK Parti'den Milli Görüş Camiası'na yeniden refaha yönelik olarak toptancı bakış açılarının ve söylemlerinin birçoğu şu an ters tepiyor. Şimdi Urfa'ya bakıyoruz mesela. Urfa'da niye ters tepiyor? Şimdi Urfa'da Eyyubiye Belediye Başkanı, eski AK Parti ilçe başkanı. Nihat Bey Karaköprü eski AK Parti'nin il şeyi, belediye başkanı. Şimdi Yozgat'a bakıyorsunuz Kazım Bey e daha önce bağımsız girmiş ama milletvekili. Septioğlu Urfa'da şey Elazığ'da AK Parti'nin eski şeylerinden. Dolayısıyla da şimdi genelde siz bunu kullanamıyorsunuz. Hani genelde kullanma şansına sahipsiniz. Her şeyi söyleme şansına sahipsiniz ama şu cümleyle bitireyim. Ben ısrarla söylüyorum. Hani bu pazarlıkların en bittiğini hala düşünmüyorum. Sebebi de şu. Çünkü yeniden refahlı veya AK Partili olup bir fil şu an partilerde görev almayan, tırnak içinde söylüyorum ağır, ağabey abi pozisyonda olanlar hala gidip geliyorlar. Hala bir çözüm bulabilir miyiz diyorlar. Orada da İsmail'in sorduğu iki soru devreye giriyor. Bunu konsilde edebilir miyiz? 2028 yürüyüşümüzü